ismi K noktasından V süratiyle fırlatılıyor. Buna göre P cismi L noktasından geçtikten sonra X, Y ve Z yollarından hangilerini izleyebilir demiş. Şimdi arkadaşlar sürtünme olmadığını biliyor. Sürtünme yoksa enerji korunur. O zaman buraya mesela K noktası diyelim. Buraya veya A noktası diyelim. Şuraya geldi ama B noktası diyelim. Evet şimdi arkadaşlar buraya A noktası ve buraya B noktası demiştik. Yani başlangıç ve bitiş noktası diyelim. Şimdi enerji sürtünme olmadığı için sürtünme olmazsa enerji ne yapar? Korunu diyoruz. O zaman başlangıç öncesi enerji. Önceki enerji eşittir. Her zaman sonraki enerjiye ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bunu biliyoruz zaten. Şimdi başlangıç cisminin bir hızı var. O zaman cismin hızında biz ne 1 bölü 2 en bölü 2 enerjisi. Kinetik enerjimiz var. İsmi belli bir yüksekliği var. Bir h1 yüksekliği olsun. O zaman buradan potansiyel mgh 1 Cisim burada tabii ki buradan giderken hızının arkadaşlar yani tam bu şekilde olduğunu ya da biraz daha dikey olduğunu veya biraz daha dikey olduğunu bilmiyoruz. Yani yatay ve düşey hız bileşenini bilmiyoruz. Sadece o zaman buradan atılıyor ve buradan aynı şekilde çıkarsa aynı yüksekliğe çıkması lazım. Ama buradaki arkadaşlar cismin yörüngesi tam olarak bilinmediği için o zaman biz burada farklı bir hız yazarız. Yani birbiri 2m çarpı v üstü kare yazarız ve farklı bir yüksekliğe çıkabilir. Onun için burada şu mu yapacağız. O zaman cismin buradan atıldığı hızla buradaki atıldığı hız aynı konumda olmadığı için ya aynı şekilde olmadığı için her türlü bu ne yapar? Bu yörüngelerin herhangi birini izleme şansı vardır. O zaman cevabımız burada E seçeneği söyleyeceğiz. Demek ki aynı şekilde gitmesi için burada aynı açıyla e, hareket harekete gitmesi lazım ki aynı yüksekliğe çıksın. O zaman burada arkadaşlar cismin hız bileşenlerinin yani değiştiği için herhangi bir noktaya ne yapabilir? Çıkma ihtimali vardır. Eğer arkadaşlar yani buradan geçerken hızı fazlaysa daha düşük olur. Ama hızı yukarı çıkacağı, hızı azalacağı için en tepede hızı sıfırlanacağı için o zaman daha yukarı çıkmış olabilir. Onun için burada hız hız kuvvetlerinin bileşenleri bilinmediği için o zaman her türlü ihtimal yapma şansı vardır deriz.